Merhaba, hoş geldiniz. Arkadaşlar telefondan çekeceğim yine 20-25 tane soru. Hızlı çözeceğiz bu sorular. Pratik yapmak için farklı soru da karşımıza çıkabilir inşallah. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanal desteklemek, beni desteklemek için önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılar. Rastgele 25 sorudan yine çözüyoruz arkadaşlar. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim nokta nokta ile mümkündür. Verilen ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Trafik cezası, trafik adabı, trafik terörü, trafik müfettişi. Cevabımız nedir? Trafik adabı olacak burada. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça. Sigorta, akü, platin, akümülatör. Tabii ki cevabımız sigorta olacak. Dediğim gibi arkadaşlar burada mobilde olduğu için çok detaylı açıklama ya da çok detaylı fotoğraf gösteremiyorum. Zaten videoda, kanaldaki videolarda var detaylı anlatımlar. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını arttırır? Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi, rolanti devrenin yüksek olması, soğutma suyuna antifriz katılması, fren hidroliğinin tamamlanması. Cevabımız nedir? B seçeneği olacak. Resimde harfte yer alan H harfi neyi ifade eder? Hız endeksi, yük endeksi, yolcu indirme için öngörülen lastik olduğunu, lastiğin özel dönüş yönünü. Cevabımız H, hız endeksi olacak arkadaşlar. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki kazışın yanıyor olması durumunda hangisi yapılmalıdır? Araç ışıkları açıp kapatılmalıdır. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı. Aracın kontağı kapatılmalıdır. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. Bu nedir arkadaşlar? Yağ lambası. Yağ lambası yandığında ne yapıyor? Rus. Bunu yapıyoruz. Cevap C seçeneği. Bakalım. Araç üzerinde elektrikli bir alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer hangisidir? Sigorta panelindeki ilgili sigorta, motordaki yağ seviyesi, ateşleme sistemindeki ilgili buji, yakıt deposundaki yakıt seviyesi. Evde de aynı. Arkadaşım mantık yürütme. Evde de aynı şeyi yapıyoruz. Mesela elektriğimiz yanmadığında ne yapıyoruz? Karşı komşuya bakıyoruz. Okey. Fakat onun haricinde ne yapıyor? Sigortalara bakıyoruz. Sigortalar atmış mı diye. Aracı kullanmaya başlamadan önce yukarıdaki verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır? Aracın farları, motor yağ seviyesi, cam silecek lastikleri. Cevabımız D seçeneği. Bunların üçü de önemli arkadaşlar. Bakalım. Sürücülerin iniş eğimli bir yolda hangisini yapması yasaktır? Çıkışta kullandığı vitesle inmesi, motorun çalışmasını durdurup vitesi boşalarak inmesi, hız azaltmak için frene basması, düşük seviyede hızla seyretmesi. Yokuş aşağı inerken arkadaşlar boşalıp inmiyoruz. Bu zararlı ve tehlikelidir arkadaşlar. Ama araca zarar verir. Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir? Geçiş yollarının önü ve üzeri. Kamu hizmeti yapan yolcuların durakları. 3. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler. Cevap nedir? Geçiş yolları üzerine. Evet okey. Duraklara evet bu da doğru tepe üstü yakın dönem Buraya da park yasak. Üçüne de park yasak arkadaşlar. Durma duraklama park etmeyi tekrar kısaca tarif edeyim ben size. Durma dediğimizde mecburi arkadaşlar. Zorunlu olarak durmanız gereken durumlar. Yani kırmızı ışık. Bir durmadır. Duraklama neydi arkadaşlar? Duraklamada ise biraz keyfiyet var. Yani nedir? Markete gideceksiniz. Manava gideceksiniz. Fırına gideceksiniz. Bir iki dakika arabayı kenarda bekletiyorsunuz. Gidip geliyorsunuz. Buna duraklama diyoruz ya da yolcu indirip bindireceksiniz. Park etmede 5 dakikaya geçiyorsa durma duraklama süresi buna da park etme diyoruz. Şekilde karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri hangisini bildirir? Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini, çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini, kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini, iki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini Arkadaşlar çizgiler bize ne anlam ifade ediyor? Kesik taraftakiler şerit değiştirebilir. Fakat düz çizgidekiler değiştiremez. Şekildeki trafik işaretinin manası nedir? Yandan rüzgar, gizli buzlanma, gevşek şev, döner kavşak. Bu nedir? Gizli buzlanmadır. Arkadaşlar üçgen olan işaretler bize dikkatinizi toplayın buraya demek istiyor. Yani dikkatli olun demek istiyor. Burada da mesela buz var içerisinde buz tanesi görüyorsunuz. Burada gizli buzlanma olabilir diyor. Yani ona göre yolculuğun devam ettir. Ne yapacaksın? Fren mesafeni ayarlayacaksın. Hızını azaltacaksın. Bu üçgen levhalarda bunlara dikkat edin. Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yata işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Azami 50 km saat hızla gitmeli. Asgari 50 km saat hızla gitmeli. 50 metre sonra durmalı. Öndeki araçlar arasında 50 metre mesafe bırakmalı. Cevabım nedir? En fazla 50 ile gidebilirsin. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? İşarete baktığımız zaman yuvarlak işaret içerisinde motor, otomobil bir de 8-16 yazıyor. Yaya bölgesi yazıyor. Şıklara bakalım. 8-16 saatler arasında motor taşıtların yola girebileceğini, 8-16 saatler arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu, 8-16 saatler arasında motor taşıtların yol kenarına park yapabileceğini, 8-16 saatler arasında yayaların yola giremeyeceğini. Cevabımız nedir? 8-16 saatler arasında şu ortadaki çizgi var ya arkadaşlar. O yasaklama bildiriyor. Lefalarda unutmayın. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır? 3-1-2-2-3-4-2-3 Şimdi bakalım. Dikkatinizi çeken bir şey var mı burada? Var. Nedir? Leha. Leha'ya göre nedir? Kamyonlar öndeki aracı sollayamaz. Fakat kamyon burada ne yapıyor? 4 numaralı aracı solluyor şu an. O zaman 3 hatalı. 2'ye bakalım. Bir sıkıntı yok. 4'te bir sıkıntı yok. 1'de bir sıkıntı yok yine. Cevap o zaman yalnız 3. Bu fotoğraflı sorularda olsun videolarda olsun arkadaşlar hep söylüyorum yine tekrar söylemek durumundayım. Lütfen lehalara iyi bakın. Yola biri çıkacak mı iyi bakın. Yolun üzerinde bir çizgi işaret var mı ona iyi bakın. Ondan sonra ışık var mı ona iyi bakın. Bu tür sorularda bakın genelde animasyonlarda yolun sağına soluna iyi bakın. Yaya mı gidiyor bisikletli mi gidiyor ışık mı yanıyor. Bunlar çok işinize yarar. Evet. Trafik işaretleriyle yasaklanmış olan yerlerde, belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde, yerleşim yeri içindeki kavşaklarda ve bağlantı yollarında 5 metre mesafe içinde hangisi yasaktır? Duraklamak, durmak, vites yükseltmek, hızı azaltmak. Cevap nedir? Duraklamak olacak. Bunu zaten az önce de çözdük buna benzer bir durma duraklama sorusu. Başa alınan bir darbe sonucu kulak ve burundan kan geliyorsa hangi pozisyon verilir? Kan akan kulak üste kalacak şekilde yan yatırılır. Oturtularak burun ve kulağına basınç uygulanır. Yüz üstü yatırılır, buruna basınç yapılır. Kan akan kulak altta kalacak şekilde yan yatırılır. Arkadaşlar kulaktan kan geliyorsa kan dışarı çıkmasını engellemeyeceğiz. Çık, çıksın yani kan dışarıya. Bu pozisyonumuzda hangisine uygun olur şıklardan? D seçeneğini. Şekildeki gibi ışıklı işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir? Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu, ileride hem zemin geçit bulunduğunu, yolun açılmak üzere olduğunu, yolda bakım çalışması olduğunu. Bu bildiğiniz trafik işareti kırmızı ve sarı birlikte yanıyor. Kırmızıdan sonra yanan bir sarı bu arkadaşlar. Dolayısıyla yol trafiğe açılacak. Eğer yeşille sarı yansaydı kapanmak üzere olduğu diyecektik. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur? Mide, kalp, akciğer, yutak. Arkadaşlar mide olacak bu. Kalp filan göğüs kemiğinde bulunuyor. Kaburga. Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye göğüs kemiği 5 cm inecek şekilde basınç uygulanır? Solunum sayısı azalan, kalbi düzensiz çalışan, kalbi duran, solunumu düzensiz olan. Basınç uygulamak. Aslında burada tarif edilen ne? Kalp masajı. Kalp masajı kime yapılır? Kalbi duran kişiye. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır? Bakın sorularda yapılmaması diyor. Yapılması diyor. Bazen de hangisi yapılması gereken diye soruyor. Onun için burayı iyi okuyalım. İlk yardımcının kazazeden ayak kısmına çömelmesi, kazazeden baş boyun gövde eksenini bozulmadan sürüklenmesi, kazazedeye yakın mesafede durulması, kazazedenin ellerinin yanında serbest bırakılması. Arkadaşlar ayak kısmından çömeliyoruz. Baş boyun gövde eksenini bozmuyoruz. Yakın mesafede bulunuyoruz. Elleri serbest bırakırsan arkadaşlar elleri bir yerde sıkışabilir ya da elleri zarar görebilir. Onun için mümkün mertebe serbest bırakmıyoruz. Şimdi ayak bileklerine sürükleme yöntemi hangi aşamada ya da ne zaman kullanılıyor? Bu da sorusu. Eğer ya ilk yardım yapacağınız kişi çok ağır taşıyamayacaksanız sürükleyerek götüreceksiniz. Bu bir. İkincisi ilk yardım yapacağınız kişi bir delikten dar bir alandan çıkartacaksanız mesela depremde bir ilk yardım nasıl yapılır? Küçük alandan sürükleyerek yapılır. Yine sürükleyerek yapılan yerlerden biri de küçük bir alandan çıkartma ve aşırı kilolu olması ilk yardım yapılacak kişinin. Kaza yapmış bir aracı gören ilk yardımcı kendisinin ve çevresinin güvenliğini sağladıktan sonra araç sürücüsünün bilincinin kapalı solunumun olmadığı kaza eden ayakların pedala sıkışmamış olduğunu gözlemlemiş. Buna göre araçtan çıkartmada kullanılan yöntem hangisi olmalıdır diyor. Arkadaşlar bakın bu soruyu yazılı olarak da soruyor. Sorulu Yazılı olarak sorarsa cevap nedir? Rentek manevrası. Fotoğrafını sorarsa. Şimdi burada biraz küçük görünmüş ama sınavda büyük görünür. Eline koluna iyi dikkat edin. B olamaz. C hiç olamaz. D de olamaz. Bakın eli boşta. Burada cevap A seçeneği. Bakın şurada elini tutmuş. Diğer eliyle de boynunu tutuyor. Devam ediyorum. Kazazede'de boyun travması yoksa hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun pozisyon. Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması. Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi. Sırt üstü yatırılmış kazazeden çenesi kaldırılırken diğer el alından bastırılarak başın geriye alınması. Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması. Cevabımız nedir? Burada yukarıda sorduğu baş geri çene yukarı pozisyonu. Bunun anlatımı bu. Yaral taşımada sedye kullanımı ile ilgili hangisi doğrudur? Sedye kullanımı her zaman tercih edilmeli. Sedye bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilmelidir. Köprücük kemiği kırıklarında hasta sedyeyle taşıması hayati önem taşır. Sadece zehirlenme vakalarında taşınmasında kullanılmalıdır. Cevap nedir? Sedye her zaman tercih edilmeli mümkün mertebe. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Mümkün imkanınız varsa sedye kullanmak önemli. Ee, o an yaralının ne durumda olduğunu bilemeyebiliriz ama ile sabitleyip tespitleyip götürürsek ilk başta biz bir şey yok zannettiğimiz halde zarar verebiliriz. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olmasıyla ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybı. Şok, bayılma, fenalaşma, koma. Bakın uzun süreli diyor. İpucumuz. Refleksler yok. Uyarılara cevap vermiyor. Yani dürtüyorsun, sesleniyorsun, cevap vermiyor. Bu arkadaşlar koma hali belirtilerindendir. Soru 25. Videoya göre hangisinin yapılması doğru olur? Beyaz otomobil sürücünün beklemesi, siyah otomobil sürücüsünün sol şeride geçmesi, sarı otomobil sürücüsünün hızlanması, siyah otomobil sürücüsünün beyaz otomobil sürücüsüne ilk geçiş hakkını vermesi. İzleyelim videoyu. Bakın arkadaşlar, siyah otomobil kırmızı ışık değil, yeşilde geçiyor. Fakat sağdan bir tane beyaz araç geliyor. Tam siyahın önünü atlıyor. Son aşamada oraya getirelim. Hatta orada dursun video. Burada durduralım. Bakın şu an sağdan beyaz bir araç geliyor. Burada ne yapacağız? Beyaz otomobilin beklemesi. Siyah otomobilin sol şeride geçmesi. Sarı otomobilin hızlanması. Siyah otomobilin beyaz otomobil sürücüsünün ilk geçiş hakkını vermesi. Cevap nedir? Beyaz otomobilin beklemesi gerekiyor. Burada arkadaşlar... Yol hakkı siyahta. Sarı ve siyahta. Çünkü arkadaşlar bize zaten yeşil yanıyordu. O beyaz araç muhtemelen cepten girmiş olabilir. Ya da belki de kırmızı ışıkta geçti filan ona bilemem ama cepten girdiyse bu araçlar düz gittiği için yol hakkı düz giden araçlarda. O bekleyecek beyaz bekleyecek diğerlerini. 25 tane soru çözdük arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi burada hızlı çözüyorum arkadaşlar mobilden. Fakat detaylı izlemek isteyenler mutlaka kanaldaki diğer videoları izlesin. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.